Her hafta cumartesi günü görmeye alışık olduğumuz görüntüler. Yine Netanyahu karşıtı, hani Filistinler ölüyor, aman işte üzülüyoruz gösterisi değil bu. Bu esirleri bırakın, esirleri bırakın çağrısı yapılıyor Netanyahu'ya. Netanyahu da esirlerin bırakılmasına yanaşmadığı için bu sefer İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler var sokaklarda. Aylardır devam ediyor. Netanyahu da bu noktada geri adım atmış değil. Ve burada da Biden, save them from Netanyahu. Biden'a sesleniyorlar. Onları Netanyahu'dan kurtar diyor. Yani esirler aslında Netanyahu'nun esiri demek istiyor burada göstericiler ve Biden'a sesleniyorlar. Ama işin daha kötüsü ne biliyor musun? Bir katilden kurtulmak için diğer katilden yardım istiyorlar, evet. Bir. İkincisi Orhan, şu gerçeği görelim. Bak buradaki toplanan insanlar böyle insanlık yanlısı, savaşa hayır diyen, dursun artık bu katliam diyenler değil. Değil, hayır. Kendi esirinin derdine düşmüş ve maalesef esirlerimizi kurtarın, yakın neyse oğlu, kızı, damadı, babası, sonrasında ne yaparsanız yapın. Doğru söyleyeceğim. Şimdi 3 aşamalı plan, 2 aşaması devreye girdi. Tamam, Hamas her şeyi uyguladı. İşte bir kısmı çekildi. İkinci aşamanın sonunda da Hamas elindeki bütün rehineleri serbest bıraktı. O dakika katliamın dozunun arttığını... Bu kişiler ya biz... Ha, bu operasyonun hiçbirini görmezsin. Görmeyiz. Ve tam tersine İsrail daha bir sert daha bir şekilde da kuduz, Gazze'ye saldırmayacak. Daha da kuduzun arttığı hallerde. İşte onun nedenle istedim o ilk grafiği. Orada birkaç getireceğim şey söyleyecektim. Birileri şu görüntüleri biraz daha analiz edelim sizinle. Tabii edelim. Şimdi dediniz ki bunlar Netanyahu karşıtı ama aynı zamanda Filistin karşıtları bunlar da. Yani savaşın bitmesini istediklerinden değil, esirlerin serbest bırakılmasını isteyen beni kişiler. Beni en çok şok bunlar. Eden bilgi oydu. Yani sahadan birkaç yerden de teyitli yaptığım, aldığım bilgi o. Evet. Buradakiler dedim gerçekten insani bir tavırla. Kardeşim siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Katlettiğiniz çocuk, katlettiğiniz kadın, siviller, cani misiniz diye hesap soruyor gibi düşünürsün. Şimdi şu protestoyu görünce. Maalesef aldığım cevap o. Buradakilerin tamamı kendi esirlerinin derdine düşmüş durumda. Ve artık şu noktadalar. Esirleri kurtarın. Sonra ne yapıyorsanız yapın. Şimdi yani bu İsrail mantık, burada ya ben o Mahmut kadar bir bahane bulup ya. Yeniden savaşa devam edecek gibi görünüyor. Ben şöyle bilmiyorum. Ben çok orta sahayı bilmiyorum işin doğrusu. Orada arkadaşlar muhabirlik yapıyorlar. Bunların işte o muhabirlerin de zaten aktardığı. Yani o kadar sizin dediğiniz gibi de hepsi şöyle Filistin düşmanı. İçeride 1 milyon 900 bin Filistinli yaşıyor. Arap yaşıyor yani. İsrail, Tel Aviv'de yaşayan Araplar var yani. Şimdi burada tabii ki iki aks olabilir. Yani orada esirlerin kurtarmasını savunanlar, hatta Filistinleri sevmeyenler olabilir. Ama burada bir tepki var. Bu tepki savaşa karşı bir tepkidir. Yani oradaki yakın işmeye karşı bir tepkidir. Azdır. Bak öyle çok da büyük bir şey. Ama orada bir hassasiyet de var. Yani Yahudidir. Amerika'da da görüyoruz Yahudilerin, vicdanlı Yahudilerin karşı. Bir tane Filistin bayrağı görüyor musun? Bence burada da var. Bir tane Filistin bayrağı var mı şurada? Amerika'da var. Filistin bayrağı var. Yani ya şurada... En insaf sende şimdi. Kalkacaksın Tel Aviv'in göbeğinde. Madem protesto, bir taraftan madem faşist diyeceksin şey... Netanyahu'ya. Siyonist diyeceksin, bir de Filistin bayrağı açacak. Yapma ne olursun. Hayır, insani tavır koyan. Buraya geliyor olması bile, bak buraya şu, burada buluşu olmaları bile anlamlıdır. Yani, bunun albatta içinde %50'si de Filistinliler de sevmiyor olabilir. Ama bir tepki var. Ben o tepkinin anlamlı olduğunu düşünüyorum. Şimdi bizim muhabirlerimiz de çokça takip etti. Oradaki muhabirlerle de irtibat halindeyiz. Yani konuştuğumuz oradaki göstericiler, işte açılan pankartlar hep genellikle ekseriyette esirler üzerine yapılan bir gösteriden doğal olarak esirlerin yanlıları var. Esirler dediğin yani stop the war, ya kaç kişi işte, esirler dediğin? 180 kişi, ya 130 kişi ölmesin falan kalmış. Ama tabii keşke senin dediğin gibi olsa. Evet. Keşke sen dediğin ya gibi olsa keşke, ama yok. Burada mesela şu arkadaşlar şimdi bir tespit yapıyoruz burada. Evet. Bir analiz yapmaya çalışıyoruz. Herz gazetesini okuyun ya da işte New York Times'te de yani emperyalisttir, faşisttir ama sonuçta tıkandıkları noktalar var. Bir süreci yönetirken hesap baştaki hesaplarla geldikleri nokta arasında bir süreç yaşanıyor. O süreçte yanlış yaptıklarını görüyorlar. Dünyada isyan oluştu ya. Vicdanlar ayağa kalktı. Amerika tarihinde Vietnam Savaşı dahil hiçbirinde bu kadar değer kaybetmedi. Batı bloku hiçbir zaman tarihin hiçbir döneminde, o yüzden ben 7 Ekim'in önemli olduğunu düşünüyorum. 7 Ekim öyle bir zamanlamada oluştu ki dünya vicdanını inanılmaz harekete geçirdi. Ama tabii Batı için dediğin geçerli. Bak Batı için dediğin geçerli. Ben Amerikalıyı takdir ediyorum. Bak biz dahil
Keşke o tepkiyi gösterebilsek. Almanya aynı, İngiltere aynı, Fransa aynı ama buradaki tabloyu biz sadece yorumluyoruz. Ben ona bir şey demiyorum. Sizin dediğiniz buradaki doğru tablo. Arkadaşlar konuştum. Olay yerinde bir muhabir varsa, ajans muhabiri, ona da bağlanabiliriz. Konuşun ya. Ben ona da soralım. Yani şöyle, İsrail'in içerisinde Haaretz gazetesini okuduğunuzda Mahmut abinin dediğini... Tamam, yani İsrail eyvallah. Liberallerden... Ama ne kadar? Evet. Ne kadar? Ne kadar onu bilmiyorum. Yani çok düşük bir miktar. Çok düşük bir oran tabii ki. Yani neticede seni hizmet hayvanı olarak görüyor. İnancı gereği. Boyim. Alev Alatlı'nın bizzat kendisinin bir haham üzerinden yapmış olduğu açıklamaya dayandırarak vermiş olduğu şey bu. Hizmet hayvanı. Yani orada Filistinliler yaşıyor. Beraber yaşıyorlar diyor Mahmut abi. Evet doğru. İsrail'in parlamentosunda Arap temsilciler var. O da doğru. Ne kadar Arap o da tartışılır. Tamam. Evet. Yok, direnen Araplar da var. Var. Yani var. Öyle şey değil. Bayağı var, bayağı yani, direniyor adam. Yani ama İsrail vatandaşı ama olup günün yaşayan sonunda, çok sayıda Filistinli de var. Günün sonunda İsrail'in biz 1917'den bu yana ortaya koymuş olduğu saldırganlığın bir teviye, yani hiç aralıksız, namütenahi devam ettiğini biliyoruz. Doğru. Şimdi abi, şartlar böyleyken olayı sadece Netanyahu'ya bağlamak, Ariel Sharon'a bağlamak sorunu çözmüyor. Evet. Geçtiğimiz günlerde söyledim, Moshe Dayan, Savunma Bakanı, İsrail diyor etrafındaki ülkelere kudurmuş bir köpek gibi saldırmak zorunda diyor. Ben demiyorum, ben bunu A Haber ekranında söylerken icap ediyorum. Ama onların Savunma Bakanı bunu söylüyor. Şimdi dolayısıyla burada bir protesto var. Bu protestonun içerisinde elbette düşük oranda da olsa bu saldırganlığın doğru olmadığını söyleyen vicdanlı insanlar vardır. Evet. Ama bu vicdanlı insanları sabun yapıp da İsrail'in ortaya koymuş olduğu bu vahşeti hiçbir şeyi temizlemeye yetmez yani o sayı, o rakam. Hiçbir şeye tekabül etmiyor. Onu söylüyor Netanyahu olmak, gitse demek değil hoca ya. Yüz binlerce Netanyahu var daha gelecek. Ariel Sharon gitsin diye sürekli olarak konuştuk. Ne oldu Ariel Sharon gitti? Yerine Netanyahu geldi. Netanyahu gitse ne olacak? Kabinenin içerisinde yerine gelecek bakan, biz kimseyi öldürmekten keyif almıyoruz ama diyor hayvanlarla da yan yana yaşayamayız diyor. Evet. Şimdi insan söylerken ekranda zaten utanıyor. Yani biz Gazze'de hayvanlarla savaşıyoruz. Hayvanları daha öldürüyoruz. O mu söyleyen ayrı? Bir tanesi evet. De diyor ki yarı insan yarı hayvan diyor. Hı. Bir tanesi de diyor ki hani öldürmekten başka çaremiz yok diyor. Çünkü hayvanlarla yaşamak istemiyoruz diyor. Evet. Şimdi bu bunu söylüyor. İçeride kerameti kendinden menkul, kendisine yazar unvanı takmış, ahlak yoksunu da diyor ki İsrail'in bombalarının atılacağı 3 saat önceden söyleniyor, muşmuş. Ama anneler bebeklerini götürüyorlarmış bombalarının altına bırakıp, ellerine de kameraları alıyorlarmış, kayıt altına alıyormuş. Allah o anaların ahıyla seni sınasın. Allah o anaların gözyaşıyla senin 7 sülaleni sınasın. Çek inşallah. Başka söyleyecek bir şey yok yani. Bunu duyuyoruz. Şimdi dolayısıyla bir tarafta bakıyoruz. Serenat diye romanlar yazılıyor. Avrupa'dan gelen masum Yahudilerin hayatları konu alınıyor falan. Girdim beyefendinin sosyal medya hesabına. Derde deva, sadre şifa olacak. Oh be, bunu da görmüş diyebileceğiniz tek kelimelik bir şey yok yani. Hani içimizde biz bunu görüyoruz ki burada niye görmek için zorlayalım ki kendimizi. Ya burada da şunu da söyleyelim arkadaşlar. Tabii böyle bir tespit yapıyorsan bir siyasi bir topluluk için, bir devlet için, bir halk için, bu Yahudi halk için. Evet. Tamam, böyle bir şey yaşıyoruz, doğru. 48'den beri bu işgali yaşıyoruz. 17'den beri bu yapılıyor. Arkasında büyük sermaye var. Bu da doğru. Ben zaman zaman söyledim de İsrail aslında ABD'nin hançeridir. Bölgeye hançeridir. Yani tamam. Sadece İsrail Yahudi Siyonizm üzerinden ben tarif etmiyorum. Edenler var, doğru da taraf olabilir. Ama orada nüve, yani yeşeren bir insani vicdani hareket de var Yahudilerin içinde. Yani bu başlatabilir bir insani dalgayı. Yani şunu sormak istiyorum. Yani bu 8 aydır ben bir dış haberci, 22 yıllık yani sadece dış haber yapan 24 yıldır bir İsrailli bir siyasi muhalefetin, muhalifin, herhangi bir ismin çıkıp da ya Gazze'de ne yapıyorsunuz bu kadar çocuk öldü dediğini duymadım, görmedim. Bu bir. Burada yüzlerce, binlerce gösteri takip ettik. Yine burada tek bir işte savaşı durdurun, çocuklar ölmesin diye bir pankart şey de yok. Tam tersine Hamas var dediler. Tamam, Gazze'ye yönelik bir soykırım başlattılar. Gazze varken bu sefer Batı Şeria'da bunun çok daha farklı, şu anda yani adını koymadınız. Peki nereye geleceksiniz? Böyle bu tespiti yaptık. Bunlar vahşi, faşist. Tamam, işte ne yapacağız peki? Ne işte onu söylüyorum. Yani burada bir çıkış yolu da bulmamız gerekiyor. Şimdi sizin söylerinize göre
şu çıkıyor. Ne çıkıyor? Bak şu çıkıyor. Hı. Diyorsunuz ki bunlar bize hayvan muamelesi yapıyor. Biz evet. de bunlara hayvan muamelesi yapalım. Yok Hocam. Etmemiz gerekiyor. Başka çıkış yok. Halbuki bak Hayır, başka ben şunu söylüyorum. Var. Yani hiç aklı selim bir siyasetçi ya da bir toplum İsrail'de yok mu ki ne yapıyoruz biz? Ne yapacağız ya mutlaka biz? Mutlaka vardır. Ben şimdi o Harris gazetesini o yüzden örnekledim. Evet. Belki %10'lara tekabül ediyor evet. İsrail'de. Doğru ama bir ses çıkıyor. Yani bir, mutlaka o, ya diyorum ya Amerika'daki Yahudi Naomi Klein mi kadın inanılmaz bir konuşma yaptı ya. Manifesto gibi. O üniversitede çıktı konuştu hoca. Abi inanılmaz bir şeydi. Onu herhangi bir demokrat yapamayacağı kadar İsrail'i eleştiren faşizmi yerin dibine batıran bir konuşma yap. Bu da bir Yahudi. Kaç kişi Mehmet abi? Kaç kişi bir kişi ya söylüyor? Ya bir kişi beş tamam, kişi. Tamam ben şimdi bak, bütün var ya burada bak, burada bir toptan yaklaşıma gitmedi. İsrail dışındaki Yahudilerden bahsetmiyorum. Yani İsrail şu anda sonuçta Netanyahu'yu seçen Amerika'daki Yahudiler değil İsrail'deki yaşayan Yahudi seçmenler ya da Arap seçmen kim varsa artık yani. Arkadaşlar İsrail'in içerisinde bakın İsrail'de Eruk Barak'ın öldürüldüğü bir ülkeden bahsediyoruz. Evet. Yani barış sürecini, Oslo sürecini imza atmış bir adamı öldürülen bir ülkeden bahsediyoruz. Doğru. Ve Netanyahu gibi bir faşist siyonistten bahsediyoruz. Yani Mossad gibi ceberrut bir yapıdan bahsediyoruz. Büyük ihtimalle kolay da değil. Ben oraya çıkmanın bile cesaret işi olduğunu düşünüyorum. O ülkede, Filistin'de bir savaşın devam ettiği bir noktada, bir katliamın devam ettiği evet. noktada sokaklara çıkmanın bile anlamlı olduğunu düşünenlerdenim. Doğru. Ben önem veriyorum. Orada insanların sokağa çıkıp bu vahşi soykırımı ismini koymasa bile orada olmaları bile ben anlamlı buluyorum. Ha diyeceksin buradan ne sonuç çıkar? Ben şu sonucu çıkartıyorum. Bir açık kapı bulunabilir. Bakın Hamas meseleye bu şekilde yaklaştığı için hatırlarsanız buraya geldiğinde gerekirse silahları da bırakırız dedi. Bir yol açmaya çalışıyor. Yani düşmanlaştırarak değil o faşist kafaya cevap olarak alan açmak, bir barış yolu açmak için biz Filistin'in bütünlüğü içerisinde de görev alırız. Yani FECO ile birlikte, Filistin hükümeti ile birlikte, Abbas'la birlikte yer alırız. Silahı da gerekirse bırakırız gibi bir şey söyledi. Bence önemli bir şeydi. Ben bu da orayı şey açmak için yapılan bir şey. Birisi üstü Mahmut abinin Ehud Barak değil, İzak Rabin. İzak Rabin öldürdüler. İzal Amir öldürdü 95 yılında. Onu da neden öldürdü ama Mahmut abinin tezini çürütüyor. Anlaşma yapamazsın dedi. Hı. Barış anlaşması yaptığın an evet. böğrüne kurşunu yersin. Benim tezimi niye öldürürsün abi? Hayır yani İsrail'de barış bu kadar istenmiyor yani. Yusuf Bey, söylemek buradan istiyorum. Nereye geleceksiniz abi? Bu merak ediyorum. Ne ben bir yere gelmek istiyorum. Yani bunların hepsini faşist yapmak yok etmemiz gerekiyor. Hayır öyle bir şey söyleyeyim. Peki ne diyorsunuz? Bir saniye. Ne diyorsunuz abi? Bir saniye. Ne diyorsunuz abi? Bir dakika Mahmut abi tahsih yapmam lazım. Ne? Tahsih yapmam İzak lazım. İzak Rabin örneğin ne anlama bak, geliyor? İzak Rabin'i bana mutlaka süre vereceksiniz. Ben tahsih yapmak zorundayım. Hayır. Bunların tamamını öldüreceksiniz cümlesi benim ağzımdan hiçbir zaman çıkmadı. Çıkmadı değil mi? Ben yorumluyorum hayır, öyle. Çıkmaz da. Hayır canım. Burada varmak şey istediğimiz yani. Yerde orası bu değil. Bu kanalda zaten yani ha, ben öyle bir şey de söylenmedi. Söylenmez yani. Yok ki ben şey. Yorumluyorum. Hayır yani burada aklı selimlik %10 kısımdan bahsediyoruz. Ben öyle yorumluyorum. Yusuf'un ağzından böyle bir şey çıkmadı. Tamam. Ben onun değişinin buraya gidebileceğini yorumluyorum. Evet. Yanlış yorumluyor olabilir yani şöyle, ama böyle yorumluyorum. İzak Rabin'in kurşun sıkılması nedeni barış yaptığı içindir. Ya benim tezimi niye çürütsün? Barış hayır. yapanları bile öldürüyorlar dediğim. Evet. Orada bir cinnet hali var. Yani o işgalcilerden, Batı Şeria'yı işgal eden 1 milyon kişiden bahsediyoruz. Yani onlar da... Ama barış yapanlar da var hoca. Var, illaki var. Bitti. Ben yok demiyorum. Onları ama çok inanılmaz azınlıkta şu anda tamam. İsrail'de. Ve İsrail'de politikayı değiştirebilecek güçte değiller. Öyle görünüyor ki yakıyorlar. Öyle görünüyor ki önümüzdeki 50 yıl içerisinde de İsrail politikasında etkili olabilecek bir güce sahip de olamayacaklar. O sizin dediğiniz aklı selim bu savaşların bitmesini isteyen, Filistinlilerin, sivillerin ölmesini istemeyen insanlar tabii ki var. Ama maalesef onların şu anda İsrail yönetiminde çok fazla bir etki ya da söz sahibi olduğu söylenemez. Ne olacak? Ben oradan yola çıkarak şunu söyleyeceğim. Buyurun. Bakın bu işin aslında bu Siyonizmi bu kadar ceberrut, faşist hale getiren ABD'dir. Problem aslında orasıdır. Bunu yani, Cumhurbaşkanı da söyledi bu abi. Orasıdır. Yani İsrail'i bu kadar azgınlaştıran bu kadar Amerikan azgınlaşmasının siyaseti. Eğer o ABD emperyalist destek olmasa burada bu kadar azgın bir faşizm doğmaz hoca. Hikayenin özü aslında biz fotoğrafı sadece İsrail'de Netanyahu'ya döndürdüğümüz için orayla
düşmanlaştıran bir şey var. Halbuki asıl düşman ya da asıl düşmanlık tohumları eken, burayı böyle köpürten orasıdır. Yani dünyanın oraya dönüp bakması gerekiyor. Belki o zaman çok daha ne denir, barış alanını genişletme şansımız olabilir. Yani buraya destek verme kardeşim. Madem ki barış istiyor, büyük devletsin, demokrasi üretiyorsun. Yani Soros gidip milyarları başka yerlere dağıtırken ne amacın neydi? Demokrasi getirmek. Yalan olduğunu burada gör. Gel buraya dağıt o zaman. Yani barış yapacaksan. Onun için şunu söylüyorum. Yani biz buraya en azından orada 3-5 kişi de olsa, siz ne kadar biliyorsunuz, %10'luk bir kitle olduğunu düşünüyorum ben en azından. En az %10'luk bir barışı isteyen bir kitle olduğunu Vakti, düşünüyorum. Yani, hatta içindeki vicdan sahibi olan insan hükümet yanlısı birisi, yani, bu kadar basit. Hangisiydi? Savunma Bakanı birisi söyledi, 8 Haziran'a kadar süre veriyoruz diye. Evet. Yani evet. O süreçler yoksa başladı. Yoksa dağıtacağız koalisyon diye. Evet. Süreç başladı. Bir biçimde buraya doğru giden bir süreç var. Niye var? Sadece hani barış mücadelesinin içeride yükseldiğinden dolayı değil, dünyada yükseldiğinden dolayı. Bir baskı var. Tabii. Dünyada evet. Bir sıkışma yaşıyor. Onun için dedim yani inanılmaz bir ahlakı üstünlüğü kaybeden Batı bloku var. Bakma sıkışmışlar. Bak biraz sonra Suriye'yi konuşacağız. Aslında Suriye'de de sıkıştı ABD. Peki. O zaman kısa bir ara verelim. Bir reklam arası. Ondan sonra diğer konu başlıklarımızda konuşuyor olacağız. Teşekkür ederim.